Bir izleyicimizin sorusu olacak. Hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. İyi Malatya. yayınlar. Teşekkürler. Malatya. Selam ediyoruz Malatya. Hayırlı sabahlar. Buyurun. Ben hocama bir soru soracaktım ben. Hocam duyuyor sizi. Buyurun. Benim babam eve geldiği zaman halsiz oluyor. Esneme tutuyor. Hani evde biri var diyor dediler bize. Hani ne yapmamız gerekiyor? Onu öğrenecektim ben. Babanız evde rahatsızlanıyor. Eve gelince mi oluyor bu? Evet. Dışarıda olmuyor. Sadece eve geldiği zaman. Dışarıda olmuyor. Eve gelince ne oluyor? Esnemeye mi başlıyor babanız? Esnemeye başlıyor. Halsiz oluyor. Böyle uykusu geliyor. Çok bitkin düşünüyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz peki? Bir rahatsızlığı var mı babanızın? Babamın işte önceden beyin ameliyatı geçirdi. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ondan sonra hani bizim evde hani böyle esneme olduğu zaman sürekli halsiz düşüyor. Bir de dediler hani biz olabilir dedi. Hani ne yapmamız gerekiyor? Hangi duayı okumamız gerekiyor? Yani siz bu babanızın evde sürekli esnemesini, evde rahatsızlanmasını başka şeyleri mi yorumluyorsunuz? Yani üzerinde büyü var falan mı ya da nazar mı var diyorsunuz? Ya nazar da diyorlar, büyü de diyorlar bilmiyorum. Hani onu günah gelmek için hocam da sormak istedim. Büyü var diyorlar öyle mi? Evet. Üzerinde büyü var diyorlar. Peki sözü hocamıza bırakalım. İzleyicimiz özetle şöyle diyor. Babam dışarıda gayet sağlıklı, huzurlu, mutlu ama eve gelince nedense öyle değil. Ve evde de sürekli esnemeye başlıyor acaba. Ve diyorlar ki işte büyü vardır ondan öyle oluyordur diyorlar. Doğru mudur ve ne yapalım diye soruyor. Buyurun hocam. Efendim insanoğlu bakın mesela para sayarken esner mi insanoğlu? Muhsin Bey para sayarken insanoğlu esnemez. Yani öyle esneme falan olmaz. Son derece ciddi olur. Yani ocağımıza, hanemize geldik. Eşimi görmeli mutlu olmalıyım. Çocuğumu görmeliyim, neşelenmeliyim. Ne saadet Rabbim, ne lütuf bu. Müminin dünyadaki cenneti aile yuvasıdır, aile ocağıdır. Bunu böyle telakki etmeliyim. Kızı boynuna sarılmalı, babacığım hoş geldin. Eşi öyle güzel laflar etmeli efendim. Ve hemen kahvesini, çayını ikram etmeli. Öyle olunca herhalde bu ilgisizlik gider, bu esneme gider. İnsan demek ilgisiz kaldığı yerlerde esner. Yani böyle esnemeyi gidermek için Peygamberimizi hatırlamayı tavsiye ediyor ulema. Yani Peygamberimiz Allah terbiyesinde örnek, rol, model insan olmuştur. Onu hatırlayınca biz de hemen bir ciddiyete bürünüyoruz. Esneme falan gidiyor. Evet efendim. Peki hocam, yani büyünün etkisinden dolayı buram, olabilir buram mi? Buram sevgi olmalıdır. Büyü bu tür şeyler yapar mı? Nasıl yani, efendim? Büyü bu tür şeyler yapar mı? Büyü sebep olabilir mi bunlara? Muhsin Bey, büyü diye bir şey var da ama büyü ilmini inanın bilen yoktur yani. Böyle bir söz söyleniyor. Psikolojik bakımdan onun etki alanına giriyoruz. Büyü yoktur da ilgisizlik vardır, sevgisizlik vardır. Yani aile ocağında hani ben zaman zaman diyorum ya baba güneş, ana ay, çocuklar da yıldızlar. Ya baba eve gelince eve güneş doğmalı. Anneyi de görünce anne ay olmalı, çocuklar da yıldızlar. Böyle olan ocak apaydınlık olur. Karanlık olmaz, sıkıntı olmaz, stres olmaz, sevgi olur, muhabbet olur. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.